örnek verebiliriz. Bu bizim Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuda olduğu gibi tohumculukta da attığı adımlar ve Tarım Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz Tohumculuk Bankası ve bu konuda hem teşvikler hem de Ar-Ge'ye dönük çalışmalar Türkiye'yi dünyada şu anda oldukça iyi bir noktaya getirdi. Önümüzdeki süreçte dünyayı iki tane büyük kriz bekliyor. Hatta şu anda o krizin içerisindeyiz. Bir tanesi enerji krizi, bir tanesi de gıda krizi. Önümüzdeki süreçte kendi kendine yeten ülkelerin ayakta kalacağı bir sürece doğru evriliyoruz. Son Kızılderili reisinin söylediği bir şey vardı. Demişti ki beyaz adam paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu öğreneceksin. Pandemi insanlara paranın karın doyurmadığını gösterdi. Yani paranız olsa bile eğer üretiminiz yoksa, lojistiğiniz, termininiz, tedarik zinciriniz yoksa para ne yapacak? Paranın satın alma gücü bir yere kadar. Şimdi bugün özellikle Avrupa'nın yaşadığı en temel sorunlardan bir tanesi üretim krizi. Çünkü tedarikte bağımlı hale gelen ülkeler tedarik zinciri kırıldığı anda geçmiş olsun. Biz son 20 yıldan beri Türkiye ile ilgili her şeyi planlarken iki şeye dikkat ettik. Bir, şehirlerimizi kendi kendine yetecek şehirler olarak planladık. İki, Türkiye'yi kendi kendine yetecek bir ülke olarak planladık. Bugün Brent petrolün varili 18 dolardan 120 dolarlara kadar çıkıyorsa bu küresel bir sorun demektir. Bugün enerji krizi bütün dünyada ciddi bir sorun olarak önümüzde. Hiperenflasyon bütün dünyanın ciddi bir sorun olarak önünde. Tedarik zincirinde ortaya çıkan kırılmalar ciddi bir sorun olarak önümüzde. Emtia fiyatları ciddi bir sorun olarak önümüzde. Ve bütün bunların üstüne maalesef ısrarla çözümü konusunda Türkiye'nin gayretlerine rağmen Rusya-Ukrayna savaşının daha da büyüme ihtimali bütün dünyada ciddi bir ne oluşturuyor? Tedirginlik oluşturuyor maalesef. Çünkü Rusya ve Ukrayna'nın ortak bir özelliği var. Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl deposu adeta biliyorsunuz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna'da ortaya çıkan savaşta Türkiye şu anda önemli bir rol üstlenmiş durumda. Rusya ve Ukrayna üzerinden dünyanın tahıl ihtiyacını karşılayacak kanallar, yollar oluşturma çabası içerisinde Türkiye.